Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Audi A7 Supercharge. Araca performanslı kasnak takacağız. Arkadaşlar, performanslı kasnak nasıl oluyor? Bu şekilde gördüğünüz gibi hafif çelik alaşımdan yapılmış. Bu kasnak orijinal kasnağın içine biniyor. Civataları daha uzun gelmiş. Eski civataları daha kısa. Buradaki çap büyüdükçe dönme hızı, yani daha fazla döndürme hızı olacak. Üsttekini de değiştirdiğimiz zaman, yani hemen hemen 1.5 katı kadar süperşarjın hızlı dönme devri olacak. Hem buradaki kasnağın hem aşağıdaki kasnağın üzerine performanslı kasnak takacağız. Buradakini değiştireceğiz. Aşağıdakini bunun içine geçireceğiz. Yani eski süperşarjın bindiği şu bölüm, bakın şu bölüm bu kasnağın içinde kalacak. Yani şu kadar kalınlıkta bir genişleme olacak dış çember olarak. Hep yarın araç 3.0 turbo şarj. Şu anda kasnağını sökmek için ön tarafı sökeceğiz. Tamponu, farları, ön paneli ileri alacağız. Öncelikle tamponu sökeceğiz, farları yerine alacağız. Panel vidalarını gevşetip geriye çekeceğiz. Kurtarırsa değiştireceğiz, kurtarmazsa tam sökeceğiz. Biz şu anda kasnağı söktük ama yerinden çıkaramadık. Yerinden çıkarsak bile bu kasnağı yerine takamayız. Şimdi diğer kasnağa bakalım, süperşarjın kasnağını. Bu da kendi kayışı. Evet, diğer kasnak oldu. Takma prosedürüyle birlikte gelmiş. Bunlar da yeni civatalar. Çelik alaşımlı rondeliyle birlikte. Şu anda sökmeye başlayacağız. Şu anda ön tarafını söktük arkadaşlar. Sökmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, ön paneli tam çıkarmadım. Bu şekilde önünü açtık. Bu taraflardan açtık. Şu anda rahatlıkla kasnağa ulaşabiliriz. Atayın el jdidi. Bu şekilde içine gidecek. Bu şekilde takacağız. Burası süper şarja ait. Burası normal kayışa ait. Bu bunun üstüne biniyor. Bu şekilde takacağız. Tüm civatlara Loctite koyduk. Herhangi bir gevşeme yapmasın diye. Şu anda yerine taktık. Sıkma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar, şu anda üst kasnağı taktık. Üst kasnağı çıkarırken çektirmeyle çektirdik. Takarken yaklaşık 200 derece kadar ısıttık sıcak fon makinesiyle. Yerine yerleştirdik, öyle bıraktık, soğumasını bekledik. Şu anda soğudu ve yerine iyice sıkıştı. Eskisiyle yenisinin arasındaki fark arkadaşlar bu şekilde görünüyorsa, yeni olan daha küçük, aşağıdaki büyüdü, üstteki küçüldü. Bu şekilde devri daha yükseldi. Hani nasıl aracı 5. vitese atarsanız düşük devirlerde yüksek hız alıyorsa, bu şekilde böyle bir sistem oldu şu anda. Yani süperşarj daha hızlı dönecek. Şu anda kayışlara takıp ön tarafı takacağız. Arkadaşlar, aracın amortisör takaslarını değiştiriyoruz. Şu anda taktık arkadaşlar. Marşa basacağız. Arkadaşlar, şu anda aracımız hazır. Yazılım atılmaya gönderilecek araç. Bu şekilde çalıştırdık ama çok kısa bir süre. Yazılımdan sonra tam test edilecek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.